En'am suresi 110. ayet. Kur'an-ı Kerim'deki en ilginç ayetlerden bir tanesi, sohbetlerimizde sıklıkla tekrarladığımız, okuduğumuz ayetlerden bir tanesi bu. O yüzden tanıdık bir ayet. Bundan birkaç sene önce izlediğim bir filmde, bizim birader böyle film meraklısı, o izletmişti Erzurum'a gittiğimde. Yani tam şeyini hatırlamıyorum ama orada bir teknoloji, yani bilim kurgu filmi, adamın hafızasını siliyorlar. Dolayısıyla film bu yönüyle ilginç hale geliyor. Diyelim ki kişi bir şey yapıyor falan, sonra o hafızayı siliyorlar ondan. O şeyi hiç bilmiyor artık, öyle bir şey yap yapmadığını. Tecrübe öncesi bunun bilgisi kendisine verilse bile, tecrübeden sonra bu silindiğinde yine de yani böyle şeyler yaşadın falan bilemiyor. Tabii insan böyle bir şeyi izleyince hani bu mümkün olabiliyor mu diye aklından geçiriyor. Çünkü biz doğumdan itibaren böyle fix bir hafızaya kilitlendik. Unutkanlık denen bir şeyi biliyoruz ama onun da böyle çok vahşi türlerine rastlamadık. Yani bir olayı komple unuttuğumuz, diyelim ki bir tatil veya bir ne bileyim bir yolculuk, illaki zihinde ondan kırıntılar kalıyor. Biraz ipuçları verince de zihnin orası, o bölgesine, kaydına ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bizi olağanüstü şoke edecek, ya işte demin yemek yedin veya dün biz beraberdik ama hatırlamıyorsun gibi bir şey bilmiyoruz. Hastalık düzeyinde olanlar biliyordur belki de. Genelde dolayısıyla hafızamız iz bırakıyor. Ama hafızamızın iz bırakmaması, belli şeylerin, hafızamızın kontrol dışı müdahalelere açık olması fikri bile dehşet vericidir bizim açımızdan. Yani birinin hafızamıza bir şeyi ilaveten koyup yahut oradaki bir şeyi kaydını silip alması bizi çok ürkütür. Tabii filmlerdekiler öylesine kurgu ama Yüce Yaradan bu ayette ona benzer bir şey söylüyor. Ve bu konunun da bu ayet neredeyse merkezinde duruyor. Yani işte mucize talebi, önceki ayette temel gündem mucize talebiydi. İşte özenle istedikleri bir türden ayeti getirdiği takdirde iman edecekleri vurgusu yapan, olabildiğince en güçlü yemin söylemiyle kasem eden kimseler var. Ve bunlar bu kadar kararlı, bu kadar azimli, böyle bir şey olursa kesinlikle iman edecekler. Allah Azze ve Celle de karşı yandan diyor ki etmezler. Niye etmezler? Yani etmezler derken uzun vadede, ilk esnada bunun edebildiklerini Kur'an'da örnekleriyle görüyoruz. Yani koşullar anormale bozduğunda, bu ister bir mucize etkisiyle olsun, ister korku ile olsun, ister ne bileyim deprem, sel, boğulma, felaketlerle de olsa, kul güvenliğini kaybettiğinde Yüce Yaradan'a sığınıp kötülüklerden vazgeçtiğine dair Kur'an'da temel bir iddia var. Yani قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki Allah'ın azabı geldiği takdirde yahut saat geldiği takdirde, ki bu nihai bir azap, herkesi kaplayacak, اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ, Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Söyleyin bakalım. Allah Azze ve Celle kendisi her insanı yaratan olduğu için nihayetinde Allah'ı çağırdıklarını söylüyor. Yani وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُح۪يطَ بِهِمْ, ne zaman ki anlarlar, kesin kanaat ederler ki kuşatıldık, işimiz bitiyor, دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ, Allah'ı çağırırlar. Dolayısıyla o
Yani biz çağırmıyoruz, öyle bir zamanda da Allah'a yakarmıyoruz diye beyhude konuşuyorlar. O ciddi bir ana geldiğinde illaki Yaradan'a dönüyorlardır. Yüce Allah'ın bu sözü düşmez. Bu koşulların normalin dışına evrildiğinde, insanın hemen kendi iç yüzünde sakladığı Yüce Yaradan'a karşı olan bilincini hayat boyu ediniyor bunu. Kendi varlığından, eşyanın varlığından. Buna siz gizli iman diyebilirsiniz. Yani hakikati dışa vurulmamış bir gizli iman gibi, ama bu bir işe yarayan bir iman değil. Hani zorunlu koşullar altında sakladığı bir iman değil bu. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ İmanını gizli tutan bir adam şöyle dedi diye Cenab-ı Hak bahseder ya, o mümin bir adam, koşullar dolayısıyla gizli tutuyor. Bu ise imanını içinde gizliyor, dışa vurmak istemiyor. Cenab-ı Hakk'a karşı olan bilincini, biz buna bilinç diyelim. İman deyince, iman çünkü güvencedir. Yani o bilincin Cenab-ı Hakk'a yönelik bir bağlantısı ve Cenab-ı Hakk'a artık yaslanıyorsunuz, artık Cenab-ı Hakk'a dayanıyorsunuz, hayatınızı Cenab-ı Hakk'a adıyorsunuz. Onun emir ve yasaklarını bir yaşam çerçevesi olarak benimsiyorsunuz, tevekkül ediyorsunuz ve buna biz iman diyoruz. Bu sağlamca bilginin sizde oluşturduğu bir esenlik duygusu bu. Cenab-ı Hak ile kulun konnekte olduğu, bağlandığı, inandığı bir süreç. Dolayısıyla diğerine biz gizli iman değil de bilinç diyelim. Bu böyle bir bilinç var. Yani biliyor yegane tek bir kudretin olması gerektiğini. Biliyor Allah Azze ve Celle'nin varlığını, gücünü, kudretini. Yaşam boyunca bunu etraftan tedarik etmiş. Fakat buna karşı kayıtsız kalmayı tercih ediyor. Sebep, hevası uğruna, hevasınca bir yaşam yaşayabilmek için. Tek sebep bu. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاهُمْ Yüz çevirirlerse bil ki hevalarına uyuyorlar. Başka bir neden yok. Ama ölümle birlikte artık sürecin sonlandığı veya ölüme doğru giden süreçte bunu dışa vuruyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ Öncesinde gizledikleri şeyler karşılarına çıktı. Yani biliyorlardı. Biz bu işin bir dönüşü olacak, bir hesabı olacak Yaradan'a. Sürecin oraya gittiği bilgisi, bilinci içte, ama onu o kadar diplere itmiş, o kadar derinlere itmiş, o kadar baskılamış, o kadar üstüne başka şeyler kapatmış ki görmemek, bilmemek için. Biz buna kafir diyoruz. İşte bu üstünü örten, kapatan, diplerde bir yerlerde yok etmeye çalışan o bilincini. Çünkü o bilinç kendiliğinden oluşuyor. Gördüğü her ibretli sahne, yaratıcının yaratması, her göklerin yerin varlığı, her öğrendiği şey ona o yüce hakikati hatırlatıyor. Ama ona karşı kör sağır kalabilmek için bu üstünü kapama işlerini yapıyor. Bunu iç dünyasında yapıyor. Dolayısıyla mucize esnasında o mucizenin baskısıyla bunu dışa vuruyor. Korkusuyla bunu dışa vuruyor. Korku dolu bir olay, ölümcül bir felaket esnasında bunu dışa vuruyor. Saklamıyor o esnada. Peki o dışa vurduğu andaki iman kabul mü? Velev ki mucizeyle olsun. Velev ki korku dolu bir olayla olsun. Eğer akletmeye dönüşmez ise, yolun devamını aklederek yürümez ise geri dönüyor. İşte bu geri döndüğünü anlatan ayeti biz okuyoruz bugün. Ama bu ayetin sonunda Cenab-ı Hak bize ipucunu verdi. Yani ayetler geldiğinde siz iman edeceklerini hissediyorsunuz. Sizdeki karşılığı bu. Ama işin gerçeği öyle değil. Cenab-ı Hak onların iman etmeyeceklerini size hissettirmiyor. His dünyanız, onların kasemlerine tav oluyorsunuz. Resulullah da böyleydi. Salat ve selam üzerine olsun. O da yani gelse bak iman edecekler hevesindeydi. Hevesiyle de birleşince istiyordu. O yüzden Cenab-ı Hak ona, eğer gücün yetiyorsa yerin dibinden delik açıp oradan bir mucize bul. Ya göğe bir merdiven daya. Getir bir mucize. Biz getirmeyeceğiz. Demek ki Resulullah'taki beklenti hangi düzeyde? Yani Cenab-ı Hak çok istiyorsan kendin yap bunu demeye getiriyor. Bu bizim his dünyamız. Madem ki Resulullah'ın his dünyası da böyle, bizimki de öyle. Yani bakıyorsun annesi diyor, ah bunu bir Mekke'ye götürseniz hemen şey olacak yani. Şu arkadaşa yani her bahaneye sarılıyor. Hele hele çocuk koşul şey yapsa, işte şunu yapsam ben yapacağım, işte şöyle olsa falan.
Onlar olsun diye çıldırır anne baba çocuğun hidayeti açısından. Yani o ne koşul sayıyorsa. Hislerimiz, beklentimizle örtüşünce muazzam bir şeye dönüşüyor. Hevese dönüşüyor. Bu normal. Çünkü Cenab-ı Hak bize hakikati hissettirmiyor ama bildiriyor. Şimdi o hakikati bildiriyor bize Cenab-ı Hak. Onlar iman etmezler. Çünkü normal koşullarda iman etmeyen adam mucizeden sonra ne değişecek? Sadece korkusu. Mucize karşısındaki dehşeti. Peki onun bu dehşeti onda devam ederse imanı neye dayalı olacak? Korkuya dayalı olacak, dehşete dayalı olacak. O gördüğü olağanüstü olayın etkisine dayalı olacak. Halbuki Allah Azze ve Celle insanın imanını Yüce Yaradan'ın ayetlerine yarattığı göklerde ve yerde yarattığı ayetlerine dayalı olmasını, akletmesine, bunları düşünüp değerlendirmesine, Yüce Yaradan'ın büyüklüğünü bunlardan çıkarmasına ve sonuçta Allah Azze ve Celle'ye hayran kalıp tapınmasına. Süreç böyle bir süreç. İnsanı da böyle yaratmış, böyle modellemiş. Gözlem yapıyor, bilgi paylaşıyor, paylaşılan bilgileri topluyor, biriktiriyor, müthiş bir hard diski var. Değerlendiriyor, kıyaslıyor, sonuca gidiyor, tüme varım yapıyor, tekrar bütünden parçaya dönebiliyor. Kafası, yani evren çok büyük ama biz onu kağıda dökebiliyoruz. Yani bizim potansiyelimizi bir düşünün. Yani evren o kadar büyük. Biz bir matematik yapmaya başladık mı neredeyse yani boyutumuzun, kendi varlığımızın trilyonlarca kat fazlasını hesap kitap yapıp bir büyüklük olarak kağıda dökebiliyoruz. Bu bizim kapasitemizi gösteriyor. Ama biz bu denli kapasiteliyiz ama hala Cenab-ı Hakk'ın gökler ve yerdeki katarlarına ulaşamadık yani. Yani ucu nerede falan hala hesaplayamadık. Ne diyor bir tane alim? Yani biz hesaplamaya yüz tutsak, yani tut gibi yolunu bulup hesaplasak, bizim hesapladığımız saniyeler içerisinde o bile o esnada onu aşmış olacak. Çünkü genişliyor, büyüyor. Ama bizdeki bu potansiyel gösteriyor ki Yüce Yaradan bizi bu iş için yaratmış. Öyle karşısına zoraki dikeyim melaikeyi mecbur iman etsin. Bu potansiyel ne o zaman? Bir de başka bir şeyi daha bozuyor. O da korkuyla gelen saygıyı Cenab-ı Hak zaten istemiyor. Onun bir manası yok. Bu ortam içerisine, bu özenle ortam içerisine korkudan yaratılmış, insanların kendilerini en azından özgür sandıkları bir ortam içerisine özellikle sokulduk. Dolayısıyla burada olağanüstü bir hadise, yani mucize mesela, aykırı bir durum. Yani sınavda kopya neyse bu dünya hayatında mucize talebi de öyle bir şey. Aklederek Allah'ın elçisinin söylediklerinin doğru olduğunu, evrende gökleri ve yeri yaratan yegane tek bir tanrı, ilahtan gayrı ilah olamayacağını aklederek bilmek zorunluluğu vazifesi var iken bunu işte bir mucizeyle görmek istiyorum. Kural dışı bir şey bu. Bu kural dışı şeyler çoğu kimsenin aklında geçmişte niye yaşandı sorusuyla karşılaşıyor. İşte Hz. Musa'nın asasında, Hz. Mesih'te özellikle aleyhissalatü vesselam olağanüstü şeyler. Yani ahluku minettini keheyatittayri feenfuhu fihi feyekunu tayran. Topraktan kuşun heyetine benzer bir şey yapıyor. Evet, çok maharetli bir kuşa bir heykeltıraş gibi kuş gibi bir şey yapmıyor. Yani kuşun böyle gördüğünüzde şeklen birebirini keheyatittayri benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Kuş gibi yani. Gibi. فَاَنْفُخُ ف۪يهِ Üflüyor üzerine. فَيَكُونُ طَيْرًا Kuş oluveriyor. بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle. Bu da şu demek, her istediği zaman bunu yapamıyor. Cenab-ı Hak bunu yapması için müsaade ettiğini, yani o mucizeler de ellerinde böyle hani ceplerindeki şey gibi değil, her an istediklerini an masaya koysunlar. O Allah Azze ve Celle murad ettiği zaman emir geliyor. Geçen ders örnek verdik mesela Hazreti Musa'ya. Asanı vur denize emri geliyor. Yoksa diğer türlü zaten Musa'da bir asa var. Nereye çevirse dağı düzeltiyor. Suya vuruyor, suyu kaldırıyor. Yani ejderha ediyor falan olsa Musa'nın etrafındaki aleyhi afzalussalatu vesselam arkadaşları denizle ordu arasında kalınca ürpermezlerdi, korkmazlardı.
Bir şey olmaz, şimdi birazdan Musa bir kaldıracak aleyhissalatü vesselam şeyini, asasını. İlerleyeceğiz derlerdi ama öyle değil işte yani. O her an Hazreti Musa'nın elindeki bir şey değil. O eski onların kafasında yani. Ve hesapta da bile kalmıyor. Ne dediler? فَلَمَّا تَرَى الْجَمَعَانُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İşimiz bitti dediler. Görünce şeyi, Firavun'u ve ordularını. Dolayısıyla Hazreti Mesih'te de o örneği var, diğerlerinde de var. Bizim sorumuz şu, bunlar niçin o zaman var? Madem bu kopya gibi aykırı bir durum bu sınav ortamında. Allah Azze ve Celle biz kulların bu yöndeki hani beklentisine verdiği bu cevap örnekler üzerinden bize sonucu da öğretiyor. Bunu yapmayabilirdi, o daha mı iyi olurdu, ona bakalım. Yani insanlığın başından bu yana yeryüzü coğrafyasında hiçbir surette, hiçbir peygambere, hiçbir nebiye bunun bir tane dahi örneğini hiç yaşatmasaydı ve sonuçlarını da hiç göstermeseydi, bunu yaptığı takdirde bile işte sonucunun ne yapacağını, bu ayetin konusu o. Bu sadece bize bir anlatım olacaktı. Ama şu anda örneğiyle biliyoruz. Mesele şu, Allah Azze ve Celle bu türden bir şeyi çok isteseler bile indirdiği zaman, bunlar o an dehşete kapılıp iman etseler bile, bir süre sonra Allah Azze ve Celle onlardaki o korkuyu, o dehşeti, her neyse onların duygusal olarak imanını dışa vurmaya zorlayan, bunu geri aldığında bunların hop aynı yere geri döndüklerini. Bunu söylemiş olacaktı sadece Cenab-ı Hak bize. Şimdi göstermiş bulunuyor. Şu anda göstermiş bulunuyor. Hazreti Musa'nın etrafındakiler bunun sayısız örnekleriyle sahne sahne hikayeleri dönüyor. Yani Mısır'daki süreç de öyle. Mısır sonrası yemeleri, içmeleri, sular, yiyecekler. Her evrede olay bir mucizeyle çözülüyor. Bir sonraki evreye geçildiğinde bir bakmışsın bizimkilerde o önceki evreden kalan iz, alamet bile yok. Eser yok. En sonunda bu kadar mucizeli bir, mucize dolu bir sürecin sonunda gelip artık son durak, artık bu kez bunu yapmayın. Değil mi? Udhulu hadihil karya. Girin bu şehre emri. Dediler ki inne fiha kavmen cebbarin. Orada çok cebbar bir topluluk var. Bizim onlara gücümüz yetmez. Ve inna len nedhulaha. Biz oraya girmeyeceğiz. Ne olacak? İzheb ente ve rabbuke fekatila. Git sen ve Rabbin savaş. Dediler. Bu küstahlıkla karşılık verdiler. Şimdi yani biz her sahnede gördük ki demek ki yani bunu okurken bile ya bunlardan bir tanesini yaşamış olsam biz hala o duygudayız. Duygumuz hiç oradan kopmuyor. Bir tanesini bile yaşamış olsam ömür boyu ben alnımı secdeden kaldırmam. Duygu bu yönde. Ayette Cenab-ı Hak diyor ya, onlar için bile duyduğunuz duygu bu yönde. Gelirse o ne biçim Müslüman olur? Ama bir türlü öğrenmek istemiyorsunuz ki imanı Allah Azze ve Celle ancak akleden, aklettikçe keşfeden, öğrendikçe, öğrendikleri üzerinden Yüce Yaradan'ın kudretini, büyüklüğünü tanıyıp saygı ve sevgi duyan ve hayranlık duyan ve sonra Cenab-ı Hakk'a bu hayranlıkla, bu sevgiyle tapınan kimselere nasip ediyor. Yoksa dehşeti yaşadı, siz de hayatınızda yığınla dehşet yaşadınız ve o anlarda nice sözler verdiniz. Ya Rabbi benim şu an bir kurtar şu sıkıntıdan, şu felaketten, sonra şöyle yapacağım. Ne oldu sonra? Öyle olmadı. Duygular böyle şey gibi kayboluyor, gidiyor. Kalıcı olan insanın aklederek elde ettiği bilgiler ve bunu saklamak üzere gösterdiği çabalar. O da öyle kalmıyor. Yani Allah'ın elçisi diyor ki, diyelim ki bir ayeti öğrendiniz, hakikatini öğrendiniz, gerçeğini öğrendiniz. فَعُدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ Böyle azı dişlerinizle sıkı sıkıya ona ısırın, tutun. Çünkü vahşi develerin kaçma meylinden daha fazla meyillidir kaçmaya. Biraz gevşek bırakırsan kaçar. Kaybolur.
Yani biz böyle mesela ayet işliyoruz, dersini yapıyoruz. 3-5 hafta sürüyor bazen. En azı 3-5 ders sürüyor. Yani orada işte mana üzerim manayı iyice kavruyoruz, öğreniyoruz her neyse. Aradan 1,5 sene geçiyor. Biri soruyor. Ben böyle kalıyorum. O mana kaybolmuş gitmiş çünkü üzerine gitmiyoruz. Bildiğim böyle. Diğer bilgi türlerine benzemez. Fizik, onlar da kaybolur da onlar da Allah Azze ve Celle'nin ihsan ettiği bilgiler. Fakat dini bilgiler bunlar içerisinde kaçmaya ilk sırada yer arayan bilgiler. Neden? Çünkü en kıymetlisi bunların. Yani hidayete dönük, diğer bütün bilgiler hidayete dönük, hidayet için hizmet ediyor. Onlar bunların aracı. Onlarla Yüce Yaradan'a geliyorsun. Düşün, kaymağı gibi bir şey. Ve en değerlisi, dolayısıyla muhafaza edilmeyi hak ediyor. Muhafaza nasıl ediliyor? Tekrar ederek, paylaşarak, yayarak, çoğaltarak ve en önemlisi yaşayarak. Bunlar olursa o bilgi o insanda meleke haline geliyor, devam ediyor. Olmazsa kaçıyor gidiyor o bilgi sizden. Dolayısıyla duygular hele hiç kalıcı olmuyor. Allah Azze ve Celle diyor ki biz وَنُقَلِّبُ ters yüz ederiz. Yani altını üstüne getiririz. اَفْئِدَتَهُمْ onların gönüllerini. Hani yukarıdaki ayetin sonunda iman etmeyeceklerini söyledi ya, bizim hislerimizin bile iman ederler yönünde olmasına rağmen iman etmeyeceklerini söyledi Cenab-ı Hak. Nasıl olacak ya Rabbi, nasıl iman etmezler diye biz sorduk, Cenab-ı Hak cevap veriyor. Bunlar o dehşetli olayı yaşadıktan sonra o esnada iman ettik falan diyebilirler. O da iman değil aslında. O da İslam, iman değil. Yani teslim olmak. Çaresizliğin bir sonucu. Bedevi Araplarda olduğu gibi قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا. Bedevi Araplar Resulullah'ın Yarımada'da yükselen etkisini görünce stratejik olarak dediler ki tamam, biz de menfaatimiz artık İslam olmaktan yana. Ticaretimiz, kervanımız, suyumuz, buyumuz. Ve Müslüman oldular. Daha imanı pek çok bilmezken. Gelip dediler ki biz de iman ettik. Cenab-ı Hak düzeltti. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. De ki siz iman etmediniz. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Siz deyin ki biz İslam olduk. Yani teslim olduk. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. İman henüz kalplerinize girmedi. O iman o kalplere girecek. Ondan sonra şimdi o mucize karşısındaki dehşeti, o kişinin çaresizliğinden teslimiyet. Sonra ne oluyor? Koşullar düzelince, normale gelince tekrardan Cenab-ı Hak onu oradan alıp, yani bunu bir dağın tepesi gibi düşünün. Mucizeyle paraşütle oraya iniyor. Sonra Cenab-ı Hak onu oradan alıyor, tekrar dağın eteğine getiriyor. Diyor ki burayı yaya çıkacaksın. Yani aklederek çıkacaksın. Bu işin kuralı bu. Yoksa seninki torpilli olur. Hop yukarıya, seninki torpilli olur. Aklederek çıkacaksın. Meğer ki kişi o esnada, o andan itibaren akletsin ve bunun bedelini ödesin. Musa'nın aleyhissalatü vesselam karşısındaki şeyler gibi, sihirbazlar gibi. Onlar bırak koşulların normale gelmesini, koşullar aleyhe de döndü, yine dönmediler. Koşullar tersine döndü. Yani Firavun onları salıverdi de imansızlık bırak, salıvermenin ötesinde ben size işkence de yaparım bırakın dedi, bırakmadılar. Dediler ki la dayır inna ila rabbina munqalibun. Rabbimize doğru gideceğiz, sorun yok. Ama biz ayetlerden seziyoruz ki bu süreçte sadece o mucizeyle, Hazreti Musa'dan gördükleri şeyle de ilgili değil. Onlar daha öncesinde de ne diyor Allah Azze ve Celle, Hazreti Musa onlara وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى. Allah'tan korkun. Cenab-ı Hakk'a iftira etmeyin. Kalkıp yani uyduracağınız bir şeyle Allah Azze ve Celle'nin ayetini gölgelemeye kalkacaksınız. Sakın ha! Öyle bir azap size şey yapar ki فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ diyor Cenab-ı Hak. Bunun üzerine kendi aralarında tartışmaya girdiler. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. Ve tartışmayı gizli yaptılar. Çünkü dışarı belli edersen olmaz.
Firavun var orada, millet var, eyvah, sihirbazlar Hazreti Musa'nın meydan okumasına, tehdidine, korkutmasına pabuç bıraktılar, dedirtirler. Bunu gizli yaptılar. Bu eserun necba. Biri öyle dedi, biri öyle dedi, biri yapmayalım etmeyelim dedi. Çünkü tartışma niye çıkar bir konuda? Farklı görüşler vardır. Ama sonra bu tartışmaya rağmen devam ettiler. Gönüllü gönülsüz. Bir adım sonra da فَاُلْقِيَ السَّحَارَةُ سُجَّدَ secdeye kapandılar. Sonrasında da dediğimiz gibi koşulların bırak normale gelmesi, normalin altına geldi. لَاُقَطْتَعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ çaprazlama sizi parça parça keseceğim. قَطَّعَ böyle bir seferde kesmiyor onu. O قَطَعَ yani tek seferde komple kestiği zaman o kat'a, ama kat'a dediğimiz zaman bu şeddeli vers hali işte yere biçim bir çizik atıyor, bir daha atıyor, bir daha atıyor, bir parça koparıyor. Önce ayağını diyelim ki parmağını koparıyor, sonra biraz daha ileri, biraz daha ileri. Evet, kesip duruyor yani. Çaprazlama. Sağ aşağıdan sağ ayağını, üstten sol kolunu gidip gelip çaprazlama kesiyor. Demek denemiş bunları. En uzun böyle hayatta kalıyor. Çünkü o istiyor ki hep kalsın, hep acı çeksin ve bunu asıyor. O askıda bekletiyor artık bir gün, iki gün, beş gün. Sadece askıda beklese de biliyorsunuz, çarmıha gerip bekletse de ölür. Ama yanı sıra bunu da yapıyor. Yani ayağından, kolundan, ayağından, kolundan, ayağından, kolundan. Ki onun o korkunç halini ibret kılsın diğerlerine. Çünkü derdi onu sadece öldürmek değil, diğerlerine gözdağı vermek, bu hale gelirsiniz diye. O da sistemini sağlamlaştırmak istiyor. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ مَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ ف۪ي جُذُوعِ النَّخْلِ dedi. Sizi hurmalıklara gererim çarmıha. Onlar şey yapmadılar. Ve devam eden söylemlerinde aklederek nasıl bu gerçeğe tutunduklarını ispat ettiler. Dolayısıyla bu örnek bizim şeyimizi asla bozmuyor, tersine onun hakikatini ispat ediyor. Çünkü bizim bu durumumuzdaki şeyimizde akletmeyen kimsenin salt mucizenin etkisiyle, mucizenin etkisiyle veya herhangi bir korku etkisiyle içindeki o gizli yerdeki küfür, dolayısıyla gizlediği yerdeki bilincini dışa vurması imana dönüşmüyor akletmediği sürece. Geri çevriliyor. Niye? Allah Azze ve Celle, çünkü onun kalbini alt üst ediyor. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ alt üst ederiz onların gönüllerini. اَفْئِدَيْ demiş Cenab-ı Hak. Kalp kelimesini kullanmamış. Bu kalp ile fuat arasındaki ayrıma dönük yapılacak bir araştırmada önemli bir şey bu yani. Onların fuatlarını gönül diyebiliriz. Kalbin bir çeşit. Alt üst ederiz. Başka ve absarahum ve basiretlerini. Zaten 3-5 ayettir biz bu basiretten geldik buralara. Kişinin basiretinden geldik. Biz onların basiretlerini de alt üst ederiz. Peki bu alt üst edince ya Rabbi ne olacak? Sonuç ne? Kemâ lem yu'minû bihi evvela marra. İlk seferinde iman etmedikleri gibi. Yani ilk seferinde iman etmezken nasıl iman etmedi? Akletmeyerek, gerçeğe boyun eğmeyerek, ama korkusuzdu o zaman. Ne yapsa kendisini serbest hissediyordu, rahattı, işine gelmediği için reddetmeyi seçmişti. O zaman denklem ve koşulları böyleydi. İşte oraya geri taşınır. O zaman demek ki o gördüğü olaydan etkilenmesi silinir, dehşeti ortadan kalkar ve rahatlamaya başlar. Rahatlayınca da eski tercihlerine geri döner. Çünkü o bu tercihe aklederek gelmemişti. Korktuğu için gelmişti. Korku kalkınca da eski tercihine geri döndü. Ondan kasten ve özellikle ayrılmadı. Korktuğu için. Bu hep böyle. Bizim insan, bizde de böyle. Yani bir alışkanlığımız, bir tutkumuz, bir şey neyse, korku dolayısıyla bıraktıysak onu, korkuyu ortadan kaldırdı mı hop oradayız. Yani adama demişler ki işte sen akciğer filmini çektik, çok kötü durumun falan. Korku dolayısıyla hemen diyelim tütünü bırakmış veya şekeri bırakmış, her neyse.
Zaman sonra bu korku bir gevşedi mi, adamı tatlının başında buluyorsun. Ya tütünün başında buluyorsun. Neden? Çünkü ondan azmederek ayrılmadı. Korktuğu için ayrıldı. Korkuyu kalkınca hemen hop orada. Bu da böyle bir şey. Yani o küfürden korktuğu için teslimiyete yöneldi. Korku zahil olunca. İşte ne dediler? Dediler ki ya orada bıldırcınlar hep uçarmış. Biz de Musa'ya verdik yani. Bize denk geldi demek ki. Ondan sonra oradan çıktılar, kayalıklardan suların şey yaptı. Diyelim ilerlediler bir yere, başka bir yerde. Aa yine kayadan su çıkıyor. Yeryüzünde çok böyle kayalardan su çıkan yerler. Ya bak aynı bu da, burada da bir Musa mı var yoksa? Bak burada da kayadan su çıkmış. Demek ki o öyle bir şeydi bak. Denk geldi o zaman çatladı o su. Vurdu tabi sağlamca asayı. Yani bunun sıradanlaştırılması Allah Azze ve Celle'nin gücünde, onların şuur dünyasında o kadar kolay bir şey ki, bir süre sonra onun hakikatinden ya bize mi öyle gelmişti? Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Bak bu en ileri boyutu. Böyle taş, kaya vesaire değil. Gökten bir kapı açsak. فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ. O kapıya doğru böyle yükselte dursak onları, ne derlerdi sonra bu olaylar bitince? Yani Cenab-ı Hak bu işlemi onlara yaptığında, gönülleri alt üst edilip, gözleri alt üst edince, لَقَالُوا derlerdi ki, اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا. Gözlerimiz büyülendi. Böyle sanki yükseliyormuşum gibi hissettim ya. لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Biz sihre uğradık derlerdi. Bunu onlara gönüllerini alt üst eden, basiretlerini ters yüz eden ve tekrar iman etmedikleri ilk ana geri döndüren Cenab-ı Hak yapıyor. Dolayısıyla bizim o demin dersin başında söylediğim belleğimiz bizim öyle muhafazamız altında bir şey değil. Oraya giriş çıkışlar var ve Cenab-ı Hakk'ın müdahalesi var. Allah Azze ve Celle ve onun müsaade ettiği başkalarının da müdahalesi var. Mesela şeytanın oraya bir gündem bırakması, bir düşünce bırakması, bir vesvese bırakması, bir umniye bırakması, şöyle yap şöyle olur falan, o oraya düşüyor. Biz onun hiç önün arkasını bilemiyoruz. Öyle bir gizli yerden düşüyor ki, tutturmuşuz aklıma geldi diye bir kelime. Nasıl geldi? İşte diyor yaratıcı fikir. Ya bir şeytanlık geldiyse aklına. Nereden geldi ya bu şeytanlık aklına? Bir giriş çıkış yapıyor. Ve bu giriş çıkış Allah Azze ve Celle nebilere de böyleydi diyor, rasullere de böyleydi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Bir nebi yok ki, bir rasul yok ki, o bir şeyi temenni etse, şunu yapmaya niyet etse, iyi bir şey olsa bu da, İlla ki şeytan gelip onun ümniyesine bir şey bırakır. Onu saptıracak bir şey. O düşünceden, o iyi şey yapmaktan alıkoyacak bir şey. Hani başka bir şey yap, şöyle yap, böyle et. Bir onun şeyini bozacak bir şey. İlla ki şeytan gelip bunu nebilere, nasullere bile yapıyormuş. Cenab-ı Hak istisnası yok diyor ayette. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ İlla izâ temennâ elqa şeytânu fî umniyetihi. Dolayısıyla bu yapı içerisinde biz ancak Allah'a sığınarak istikametimizi koruyabiliriz. Yoksa bunun hastalık versiyonu da var. Adam düne kadar beraber olduğu eşini tanıyamıyor artık. Çocuklarını tanıyamıyor. Bir vakit önce yediği yemeği hatırlamıyor. Günleri bilmiyor. Bir tek o an böyle. Geçen bir teyze vardı, resmini koymuşlar. Kimse bunun akrabaları neleri gelsin alsınlar. Kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Bir kaybolmuş. Çocukların bilmiyorum. Nerede oturuyor bilmiyorum. Adları ne bilmiyorum. Sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece hafıza durumu kalkmış ortadan. Bilmiyorum. Muhtemelen birilerini getirecekler. Aa senin oğlunu bulduk diyecekler. Ha bu muydu benim oğlum? Onlarla gidecek. Ne kadar artık böyle bir çağrıştıracak mı, çağrıştırmayacak mı? Hani Allah başını kimseye vermesin. Nasıl bir hastalık bilmiyoruz.
Düşünün ki böyle bir hastalığa kapılıyorsunuz. Sizi kendi evinize götürüyorlar. Kendi evinize bile gittiğinizde ya bunları ben tanıyor muyum gerçekten şüphesiyle bakıyorsunuz. Yok ya bunlar değil herhalde. Veya sonra kabulleniyorsunuz. Evet bu benim oğlan, bu benim kız, bu benim hanım. Ama kopuyorsunuz onlardan. Daha yaşarken kopuyorsunuz. Hiçbir aidiyetiniz kalmıyor. Bağlantılar kopmuş. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Öğrendiği onca şeyden sonra hiçbir şey bilmeyesi since bilmeyinceye kadar bazılarını yaşlandırıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Adam Amerika'yı yönetiyordu. Reagan bizim çocukluk zamanlarımızda meşhurdu. Bir aralar işte artık eşini sadece tanıyor haberleri çıktı. Şimdi adam kendini de tanımıyor. Hiçbir şey bilmiyor yani. Bildiğiniz öyle bir şey. Niye? Allah Azze ve Celle çünkü müdahale ediyor. Bu yaşarken de olan bir müdahale. Sadece yaşlılık bu hastalık versiyonu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize emrediyor ki size ben bir hakikati bellettiğim, fark ettirdiğim zaman siz onun hemen hakkını verin. Ona hemen icabet edin. O farkındalık ilahi bir lütuf. Nasıl olsa bir daha bakarsam yine anlarım diyoruz ya, yanılıyoruz. Orada duruyor, bir gün okurum. Allah'ın kitabı, adam okuyacak onu, bir gün okuyacak. Yaş 30'a geldi hala okuyacak, 40'a geldi hala okuyacak, 50. Ne zaman istese okurum diyor, çantada keklik gibi görüyor. Bir gün alacak şöyle okuyacak. Ama orada hala beklemede duruyor. Yani böyle bir şeyi garsona yapsanız alır götürür tekrar. Adam getirmiş. İlgi göstermiyorsunuz. Bir ara alıp yiyeceğim diyorsunuz. Biraz dur, biraz dur gider. Garsonun bile onuru kaldırmaz bunu yani. Cenab-ı Hak sunmuş, daha indirseydim yerle bir olurdu diyor. İnsana sunmuş, o bunca kitap okudu bugüne kadar. Hala ona sıra gelmedi. Okuyacak ama bir ara. Ve zannediyor ki illaki her istediğim an hemen alır hallederim yani. Ama bir süre sonra geri çekilebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki istecibu, icabet edin. Lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah'a ve Resulüne size hayat verecek şeye sizi çağırdığında. Bir de onda hayatımız var yani. Hayat, canlılık verecek o bilgi. Buna rağmen arkamızı dönüp koca bir ömür sırt dönüyoruz. Sonrasında Cenab-ı Hak bu ayetteki gibi bir tehditte bulunuyor. Ve'alemû, bilin ki اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ. Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ve o hemen buracıkta zannettiğin düşünce dünyan, bilgilerin, çok sağlam orada duruyor zannettiğin şeyi kaybedebilirsin. Sonra sana adam iki kere iki dört ediyor dediğinde nasıl ediyor acaba? Onu sen bir imkanla yapıyordun. O imkan kapanınca şimdi nasıl anlamıyorsun başka kafan basmadığı bir şeyi? Anlatıyor, başkaları anlıyor bak. Ama sen anlayamıyorsun. Diyelim bir fizik veya bir başka bir şey düşünün anlayamadığınız. Hepimizin zekasının bir sınırı var. O geri çekildiği zaman hiçbir şey anlayamaz hale gelirsin. Kendini bile tanımayamaz hale gelirsin. Bu da bunun cezası. İnnellezîne nesullâhe fensâhum enfusâhum. Allah'ı unutanlara Allah da kendilerini unutturdu. Dolayısıyla bizim bu yanımızın, Yüce Yaradan'ın etkisi altında, kudreti altında, tasarrufu altında olduğunu bilmemiz icap ediyor ki bizim bir mülkümüz var, istediğimiz an o zekamızı, istediğimiz an o hafızamızı kullanabiliriz. Kanısı, zannı bizi bugün için bize sunmuş olan hakikati değerlendirmekten geri durmamıza yol açıyor. Öteliyoruz, öteledikçe suç işliyoruz. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.